Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Oldukça şey gördük, salaş gördük sizi. Bugün repoyu. Sade gördük sizi. Evet. Bugün repoyu böyle bir gezmeye çıktık arkadaşımla beraber. Konuşuyoruz. Alışveriş. Evet. Diziyi soralım hemen. Nasıl gidiyor dizi? İyi, her şey yolunda. Her gün, her hafta, her gün. Reytinglerimiz de artıyor. Güzel gidiyor. Öyle bakalım. Sağlam ekip de var, sağlam kadro da var. O kadronun içinde siz de bu iyi isimlerle hani nasıl şey yapıyorsunuz? Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten çünkü yılların oyuncularıyla beraber çalışmak benim gibi genç bir oyuncu için çok büyük bir şans. O yüzden yani okul gibi benim için şu anda ses. Yani mutluyum çok. Erdal Bey'in kızını oynuyorsunuz. Evet. Nasıl diyaloğunuz sette? Çok iyi. Gerçek babası bir kızı gerçekten. Yürüdüm edeyim diye seviyor beni. Nasıl oyuncu ilk onunla oynayacağınızı duyunca neler hissettiniz? Çocukken izlediniz mi insan sonuçta? Bizim ki. De izlediğimiz insan. Ya heyecanlandım, bayağı heyecanlandım ama o iletişimi onunla beraber yakalayabilmiş olmak benim için şans yani. Mesela size böyle gerçekten kızı gibi öğütler veriyor evet. mu? Neye evet. dikkat et falan diyor yani. Evet şöyle. Evet her şeye yani. Oyunlar konusunda falan da böyle. Yani genel olarak hayatımla alakalı bir müdahalesi var. Güzel bir yerden yani. İlgili. Baba kız gibiyiz yani aslında. Bir baba kızıyla nasıl iletişim kuruyorsa Erdal abi de benimle aynı o şekilde iletişim kuruyor. Yazın tatil yapma şansınız oldu mu? Onu sorayım. Oldu, bayram tatili yaptım. Çalışıyorsunuz çünkü değil mi? Evet evet ama bayramda 3 günlük falan 2 günde önce beraber başka bir yere gittik. Sonra döndüm bir gün çalıştım. Ondan sonra bayramda Alaçatı'dayım işte. Oyuncular hep böyle görüyoruz. Yazın böyle magazindeler böyle sayfa sayfa fotoğraflar falan. Sizin öyle bir yönünüz yok mu sizin? Yani ben keşfetmediler mi? Çok tercih etmiyorum. Özellikle mi yani? Evet. Dikkat ediyor musunuz? Ediyorum tabii ki. Yani. Çünkü benim de bir hani özel bir alanımın olması lazım. Herkesin olması gerektiği gibi. Çok göz önünde dolaşmaktansa daha göz önünde olmayan yerleri tercih ediyorum. Sosyal medyada da yani bir şey var size karşı. Yani bir ilgi var. Hatır sayılır bir takipçiniz de var. İyi bir fan kitlesi de oluştu. Evet. Sizi mutlu ediyor mu? Nasıl bir duygu? Yani nasıl bir Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bunu diyecektim. Sizden beni takip et işte şeye.